Ayol kızlar, zavallı bitikler kendini tren köprüsünden trenin önüne attı. Gel, koşun, koşun. Kadının biri kendini trenin önüne attı. Korkunç bir şey. Öldü mü? Elbette. Tren öyle süratle geliyordu ki. Sizi bu tip olaylar hiç enterese etmiyor galiba. Bilmem, hiç düşünmedim. Bence intihar deliliktir. Ben de aynı fikirdeyim. Hayat o kadar güzelliklerle dolu ki. Ölüm en son düşünebileceğimiz şey. Doğru, insan gününü gün etmeli. Benim de aynı fikirde olduğunuzu pek zannetmiyorum ama. Niçin? Bildiğiniz bir şey mi var? Elbette. Günlerdir sizin peşinizdeyim. Çok can sıkıcı bir arkadaşınız var. Üstelik de size deli gibi aşık. Fena mı? Bir kadın için en büyük iftihar. Müthiş canınızı sıktığına eminim. Ne yapıyorsunuz? Bu ne laubalilik? Hayatta en tatlı şey sürprizdir. Gazlayın. Naciye çalma. Niçin çalmayacakmışım Zeynep abla? Biraz evvel 100 metre ötemizde bir hayat söndü. Hiç olmazsa biraz onun hatırasına hürmet edelim. Andan nerede? Size sormalı. Ben tren köprüsünde intihar eden kıza bakıyordum. Belki hızlı esen bir rüzgar arabasını uzaklara götürmüştü. Naciye. Müsaadenizle. Güle güle Kay. O ne demek Naci? Ne demek olacak? Herhalde kayısı değil. Leyla'nın Mecnun'u. Unutma Naciye, çalma kapını, çalarlar kapını. Hiç bile. Bir gün gelecek, sen de seveceksin. Onun gibi seveceğime kalbimi köpeklere atarım daha iyi. Bu handanın Halua yaptığı hiç de iyi bir şey değil. Oh olsun, erkek milletine fazla yüz vermek doğru olmaz. Onun yaptığı merhametsizlik. Hadi bakalım bir tız izlet dans edelim. Aa, bir dakika. Zeynep müsaade eder misin Naciye ile dans edeyim? Bana ne, ne yaparsan yap. Peki. Öyleyse dans etmeyeceğim. Aman etmezsen etme. Beni affet Zeynep. Affedecek ne yaptın? Bilmem. Bilmezsen affa dileme. Zeynep biliyorsun ki... Evet biliyorum ki beni seviyorsun. Ama Zeynep senin yanında... Evet benim yanımda kendini hayal aleminde hissediyorsun. Sus, bak sensiz... Evet, bensiz hayat çöldeki kumların yalnızlığıdır. Of, İzzet, bu iltifatlarının 371.sine de bugün yaptın. Yakında jübileni yaparız. Oh, eğer ömrüm vefa ederse. Eder, merak etme. İzzet, sen çok iyi bir arkadaşsın.
Emin ol ki dünyada evlenmekten de sevişmekten de daha güzel bir şey var. O da tertemiz bir arkadaşlık. Gördün mü İzzet? Bak. Gördün değil mi? Beterin beteri var derler. Allah seni hiçbir zaman Haluk'un durumuna düşürmesin. Zavallı. Allah vere de bir kavga çıkmasın. Çıkmaz kızım, merak etme. Haluk dünyanın en sakin çocuğudur. Rahmetli babam da onu çok severdi. Mühendislik stajını onun yanında yapmış. Haluk senelerce yalnız büyümüş bir çocuktur. Epey zengindir ha. Bir tek annesi var. Handan'la nişanlanana kadar bir flörtü bile olmamıştır. Ah sevgilim, sen neredeydin? Hadi sevgilim, dans edelim. En septembre mi dicevi tu non m'ami più. Bu dansı bana lütfeder misiniz hanımefendi? Hayır, maalesef daha önceden İzzet'e söz vermiştim. Aa, ne haber? Neredeydin Handan? Kim o adam? Bir aile dostumuz. Ama ben tanımıyorum. Benimle nişanlısın diye bütün sülalemi tanıman icap etmez ya. Sana çok teşekkür ederim Zeynep. Ne oldu? O adamı beni tercih etti. Tercih ettimse ne olacak? Seninle evlenmek istiyorum. Hoppala. Bir günde iki tane itiraf etti, 372. Zeynep beni dinle. Benimle dans etmek istiyorsan bu mevzuya bir daha dönme. Peki, söz veriyorum. Bir daha sana karşı olan hislerimden bahsetmeyeceğim. Hı? Ama benimle dost kalacağına söz ver. Söz. Hı? Ama asit suratlısın Haluk. Beni köprünün üzerinde bırakıp gittikten sonra nereye gittin? Biliyorsun, sorgudan sualden hiç hoşlanmam. Cevap ver. Hırstan dans etmesini bile unutuyorum. Ben oturuyorum. Nasıl dadı? Çocuklar iyi eğlenebiliyorlar mı? İyidirler hanımefendiciğim. Misafirleri de neredeyse gidecekler. Gidiyorlar haremciğim. Anneciğim nasılsın? Biraz daha iyiyim kızım. Sizi rahatsız etmedik mi? İkiniz de şapur şupur da bana yarabbi şükür mü? O nasıl laf Naciye? Elbette anne, sen Zeynep ablamı daha çok seviyorsun. Kızım, hangi parmağını kessen acımaz ki? Gel bakayım yavrum, gel. Rahmetli babanızı kaybettikten sonra ikiniz de bana büyük bir teselli kaynağı oldunuz. Hadi bakalım, bu akşam yemekten sonra erkenden yatın. Bugün bir hayli yoruldunuz. Olur anneciğim. İyi akşamlar anneciğim. Ne o Naciye, sen pantolonla mı yatacaksın? Ben yatmayacağım. Öyle tavuklar gibi yatmak hiç de hoşuma gitmiyor. Annemizi dinlemek mecburiyetindesin.
Ne yapayım? Çocuklarla biz egzistansiyalist partisine gideceğiz. Delilik etme Naci. Gir yatağına yat uyu. Niye kilitledin dolabı? Anahtarı ver. Ayakkabılarımı alacağım. Hayır, gitmeyeceksin Naci. Gideceğim abla, inat değil mi? Gideceğim işte. Hem de yalın ayak. Abi nasılsın dadı kalfa? İyiyim ben Rüstem ağa. Abi kapsini azdı. Te seni özledim gari. Elini çek de doğru aynını göreyim. Yok be, yok be, bülesi de ay. Aa, seni gidelim seni. Yıkıl ben şimdi. Bana bak, hızlı olacak doktor. Sen git de ananla arayın. Seni hızdır seni. Seni bir anıma getirirsem, anım Allah, param var şu elici. Dur kaçma, dur. Kaçma, kaçma sen elinsin. Gel, gel. Adım batsın, amin. Seni hızlıyorum seni. Ve de bana gözlerimi kapatmış. Ben sana gösteririm bir alıma geçersen. Vallahi şekerim, bu dadıdan çektiğimi bir Allah bilir, bir de ben. Sus yalancı köpek. Hem suçlu hem de güçlü. Bir Allah bilirmiş, bir de ben bilirmişim. Pardon çikolata sevgilim, bir de Hüsman abi bilir. Hüsman ne kadar kafana taş tutsun, amin. Hop, hop, hop. Hadi. Hadi Naci, İngilizce dersine gidiyorum. Sen git, ben gelmiyorum. Bu kızın da hali ne olacak bilmiyorum. İyi olur, iyi olur inşallah. Naci! Ne var Nülgün? Ne oldu? Doğrular Kotra'da bizi bekliyor. Mayonu al da hemen gidelim hadi. Ya, işte o biraz zor. Misafiri var annemin odasında. O görmeden mayoyu almak çok zor. Bir çare bul canım. Ya işte böyle Saideciğim. Zeynep'i görünce içim titredi. O bize uğurlu geldi. Onu evlatlık alana kadar çocuğumuz olmuyordu. Öksüzler yurduna müracaat ettik. Zeynep'i verdiler. 2 sene sonra da Naciye doğdu. En güzeli de onları senelerdir 2 kardeş gibi büyütmeniz. Elbette Zeynep çok olgundur. Onu en az Naciye kadar severim. Naciye, kapat şu pikabı. Sen ipe un serdin. İmtihanlara hiç aldırdığın yok. Bari bırak da biz dersimize çalışalım. Teessüf ederim Naciye. İnsan ablasına el kaldırır mı? Ne ablası sen? Naciye. Terbiyesiz. Ablasına insan el kaldırır mı? Ama anne, Zeynep bana cehennem azabı çektiriyor. Ona karşı böyle konuşmaktan men ederim seni. Yaptığın haylazlıklardan haberim yok mu zannediyorsun? Hadi, odana kapan, cezalısın. Anneciğim, bunun böyle olmasını istemez. Üzülme kızım, derslerini çalış. Zeynep, yarın doğum günün olduğunu unutmadım. Arkadaşlarını davet et, güzel bir eğlence tertip et. Anne, anneciğim. Canım anneciğim benim. Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun. İyi kalpli Zeynep kardeş. Fasulye ye ye ye, fasulye ye ye ye, fasulyem sensiz yapamam.
fasulyem, sensiz yapamam. Çoban kırarım, biber ekerim. Fasulyem, seni severim. Fasulyem, seni severim. Midem ağrıyor, karnım ağrıyor. Ah midem, ah bitiyorum. Ah midem. Fasulyem, sensin yapamam. Fasulyem, seni severim. Fasulye ye ye ye, fasulye ye ye ye, fasulye ye ye ye, fasulye sensiz davetsiz olarak geldiğim için de özür dilerim. Yarın hava iyi mi olacak, kötü mü olacak ha? Acayip bir soru, ne bileyim ben? Bilirsiniz, bilirsiniz. Bir kere merhaba dediğiniz bir insanın yaş gününü bilirseniz her şeyi bilmeniz icap eder. Çok spiritüelsiniz. Estağfurullah, o şeref bendeniz aittir. Yeni yaşınız için işte size 20 tane gül. Çok teşekkür ederim, bir tane de beyaz var içinde. Aa, namussuzum bu herif, falcı be. Yeni yaşınızın ilk dansını benimle etmek istemez misiniz? Yok, ama yok. Her seneki usulümüzü yapalım. Nasıl şey o? Önce Zeynep'in gözünü bağlayacağız. Erkekler yerlerini değiştirecek. Sonra dans ederek şarkı söyleyecek. Elinde de buradaki erkek sayısı kadar gül. İçinde yalnız bir tanesi beyaz olacak. Beyaz hangi erkeğin önüne düşerse onunla dans edecek. Hadi bakalım erkekler meydana. Haydi gelin bakalım. Haydi. Gel bakalım. Şunu bağlayalım. Pardon, affedersiniz. Allah. Hatıran kaldı beyaz gül. Aşkın ufkundan bana gül. Soldu kalbimde her ümit, gönlün derdiyle yan gönül. Soldu kalbimde her ümit, gönlün derdiyle yan gönül. Beyaz gülüm, beyaz gülüm, ayrı olmak bana ölüm. Beyaz gülüm, beyaz gülüm, ayrı olmak bana ölüm. Sandırmıyor şu gönlümü, sustu aşkımın bülbülü. Koklayıp hep beyaz gülü, gülün derdiyle yan gönül. Koklayıp hep beyaz gülüm, gülün derdiyle yan gönül. Beyaz gülüm, beyaz gülüm, ayrı olmak bana ölüm. Beyaz gülüm, beyaz gülüm, ayrı olmak bana ölüm. Beyaz gülüm, beyaz gülüm, ayrı olmaz bana ölüm. Neyse, Haluk'tan bir zarar gelmez. Onun gözü andandan başkasını görmez. Plak koyun. Özür dilerim.
Keşke çiçeği sizin önünüze atmasaydı. İsterseniz dans etmeyin. Hayır, rica ederim. Dansa devam edin. Ama üzülüyorsunuz. Elim kırılsaydı da o gülü önünüze atmasaydı. Ne var, ne istiyorsun? Sizinle konuşmak istiyorum anne. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Dünkü hadiseden sonra hastalığım büsbütün arttı. Beni rahat bırak. Aşağı in de ablandan özür dile. Asla. Ondan özür dilemek benim için alçalmaktır. Sus küstah. İnsan ablasından af dilerse alçalmaz. Yükselir. O benim ablam değil, bu eve gelmiş bir sığıntı. Naciye. Ben her şeyi biliyorum anne. Zeynep'in öksüzler yurdundan alınma, ne yediği belirsiz birinin çocuğu olduğunu. Aşağılık bir mahluk. Yeter! Seni karnında taşıyan insan olduğum halde o aşağılık mahluk tabirini aynen sana iade ediyorum. Defol, gözüm görmesin seni. Gitmeyeceğim. Ben bu evin tek kızıyım. Benim layık olduğum yerde buraya layık olmayan Zeynep yaşıyor. Onun şerefine ziyafetler tertip ediliyor. Yeter! Yeter! Git, yıkıl karşımdan! Sayın davetliler, günün en güzel sürprizini sizlere ilan etmeme müsaadenizi rica ediyorum. Bu aynı zamanda Zeynep'in doğum günü hediyesi olacak. Öyle bir hediye ki hayatı boyunca unutamayacak. Kulaklarınızı dört açın. Zeynep benim kardeşim değildir. O daha bir yaşındayken annem ve babam onu öksüzler yurdundan evlatlık olarak almışlar. Sus Naciye, sus. Zeynep'in böyle mesut bir gününde bu rezaleti çıkarmakla ne kazanıyorsun? Müsaade edin de artık susmayayım anne. Senelerdir bana göstermen icap eden yakınlığı ona gösterdin. Onun olgunluğuna ve insanlığına karşı gösterdiğim yakınlıktı. Yalan. Hepsi rüya, hepsi ikiyüzlülüktü. Yeter, sus artık. Ne olursam olayım, öksüzler yurdundan alınmam, insanlığımı kaybetmemi gerektirmez. Haddini bilmen lazımdı. İşte şimdi de her şeyi öğrendim. Ah! Çabuk doktoru çağırın. Thank you.
Hadi bakalım aslanım, kapıyoruz. Bir dakika, kapıyı açayım. Hadi sevgilim, iyi geceler. Geçmiş olsun Zeynep. Kendinize buyurun. Ağlamayın artık. İnsanın kendi talihine ağlaması vakit kaybetmekten başka bir şey değil. Bunu söylemek, kendinize çok hakim bir tavır takınmak kolay. Fakat siz de bir kadın olsaydınız, şimdiki durumunuzda gözlerinizin bütün yaşını akıtırdınız. Ne demek istiyorsun? Gururlu bir haliniz var ama siz de ıstırap içindesiniz. Haklısınız. Buna ıstırap demek biraz hafif olur. Şu anda koca dünyanın milyarları içinde iki insanın kader çizgisi aynı yolun üzerinde birleşiyor. Belki de bitiyor. Omzumu tutmakta bir an gecikseydiniz, benimki çoktan bitmişti. Bana ne büyük kötülükler yaptığınızın farkında mısınız? Bir daha böyle bir cesareti kendimde imkan yok bulamam. Niçin ölmek istiyorsunuz? Her şeyin büyük bir kısmını biliyorsunuz. Anne bile demeye hakkım olmayan. Fakat dünyada en çok sevdiğim insanı kaybetmenin ıstırabı içindeyim. Şimdi de yapayalnızım. Cesaretsiz ve korkağım. Böyle büyük şehirde denizden çıkmış balığa döndüm. Şu anda benim için en mutlu son ölüm. Biraz. O kadar genç, o kadar güzelsiniz ki. Sizin için mutlu son olan ölüm, geride bıraktıklarınız için dinmeyen bir ıstırap kaynağı olacak. Güvenebileceğiniz bir isminiz, sığınabileceğiniz bir yuvanız olmadığı için ölmek istiyorsunuz değil mi? Güzel bir evim. Sizi ömrünüzün sonuna kadar yaşatacak kadar servetim, temiz, lekesiz bir ismim var. İsterseniz bunu size verebilirim. Gökalp ismini siz de taşırsınız. Sizin adınızı ben mi taşırım? Fakat nasıl olur bu? Size babalık yapan Nusret Bey'in yanında senelerce çalıştım. Neyim varsa ona borçluyum. Kendi öz yavrusu gibi bağrına bastığı bir kıza böyle bir yardımda bulunursam ne çıkar? Bana bunları nasıl söyleyebiliyorsunuz? Nasıl bir teklif yaptığınızı bir türlü anlayamıyorum.
sizinle evlenmek istiyorum Zeynep Hanım. Fakat bu izdivaç dünya yüzünde şimdiye kadar yapılmış izdivaçların en garibi olacak. Evlenmemizin ertesi günlerinde günlerce birbirimizi görmediğimiz olacak. İkimiz ayrı dünyalarda yaşayacağız. Ta ki sizin kendinize güveniniz artana kadar. O zaman istediğiniz şekilde hür olabilirsiniz. Haluk Bey, teklifiniz çok gülünç. Bunun sadece bir minnet borcundan doğduğuna inanamıyorum. Bana doğrusunu söyleyin lütfen. Belki de beni böyle alçakça terk etmiş bir kadına, kendisinden çok daha güzel bir kızın benimle derhal evlenmeye razı olduğunu göstermekten vahşi bir zevk alıyorum. Şimdi anlıyorum. İnadınızı ve gururunuzu tatmin etmek istiyorsunuz. Galiba. Cevabınız? Bilmiyorum ama peki. Tamam, memnun oldum. Artık gerisini bana bırakın. Kimsenin haberi olmayacağı sade bir törenle evleneceğiz. Şimdi mendilimi verir misin? Zeynep'ten bir haber var mı? Yok. Yaptığını beğeniyorsun değil mi baykuş suratlı? Ne yapayım, öyle damarıma basıyordu ki. Hay benim. Damarına da sana da. Canım dadıcığım. Şimdiye kadar yaptıklarım için senden binlerce defa özürler dilerim. Söyle bakayım bana, Zeynep nerede? Hadi tontonum, hadi şükür. Ayol sana bu sellerim olsun, Zeynep evleniyor. Evleniyor mu? Kiminle? Söyle kiminle? Haluk Bey'le. Ne? Ya. Haluk'la mı? Mecnun'la. Ya nasıl olur? Bay gibi olur. Ayol buna kısmet demişler. Badet de olsa gelir bulur. Ben artık Zeynep'in yanında olacağım. Şimdi bu saatlerde nikah defterinin imzasını atmıştır. Nerede? Nerede? Evlenme dairesinde. Ha, bir dakika. Ayol geç kaldın, geç. Ay. Yediğin altı beğendin mi? Ne oldu? Bu züppeyle gezerken ayazda kaldın, iyi mi? Ağzını topla yoksa fena yaparım. Hadi oradan be. Senin adın mülayim. Sert olsan ne yaparsın? Bizi tebrik etsene. Bu sabah evlendik. Vay anasını. Bugün de evlenme günü mü nedir? Herkes evleniyor. Başka evlenen de mi var? Evlenecek tam günü seçtin. Haluk da Zeynep'le evleniyor, iyi mi? İşinizi gücünüzü bırakıp bana şahitlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Yok abi, o kadar firaklı teşekküre hacet yok. Vizitamız 50'şer kağıttır. O da ne? Anlayacağınız, biz prosofyonel şahidiz, deftere tabiyiz. İstersen fatura bile veririz. Ha. Eyvallah. Hayrola oldu mu? Oldu ya, geç kaldım. Hay Allah, ne seni otobüsü kaçırdı. Geç kalmasaydın 375. teklifini yapacaktın değil mi? Ne yapalım, sporda kazanmak da kaybetmek de şereflidir. Tebrikler. Tebrikler. Hey, dur, hey! Dada ne çorbası o? Ne çorbası olacak ayol, düğün çorbası düğün. Ah isterdim ki kızıma anınla, şanınla, tülünle, divanla bir düğün yapaydık. O zaman düğün çorbasını kaseyle değil kazanla yapardık. Dadacığım sen zahmet etme. Ver çorbayı ben koyayım tabaklara. Tü. Güzelliksin, devasın. Tü. Güzellere şifasın. Tü. Maşallah. Tü. İyi olur inşallah. Dadı ne o, büyü mü yapıyorsun? Tövbe estağfurullah.
Senin gibi bir ahır güzelin büyüyene ihtiyacı var. Kocacığın büyüsü de deli divanı olur senin için. Ne o dadı? Bir de dayak mı yiyeceğiz? Kusura bakma, damat usuldendir. Benim gençliğimde damadın sırtına 20 kişi birden vururdu. O zaman sabaha damadın cenazesini alırlardı herhalde. O nasıl laf ayol? Ahu güzel kızım sana hayat katacak ayol. Seccaden tesbihin orada. O da ne? Ne olsun yavrucağım? Güvey namaz yıkılacaksın. Kızcağızım da seni ayakta bekleyecek. Gel kız buraya. Dadıcığım o nasıl ya? Söz ayol, ben senin dünürün sayılırım. Hadi iyi geceler ayol. Ben birazdan gideceğim. Koca avda yaleriz kalacaksın. Ah ne zor şeymiş evlilik. Ne? Burada mı yatacaksınız? Pazarlığımızda bu yoktu. Ah affedersiniz. Dadının sözleri bana o kadar tesir etti ki bir an için kendimi hakiki bir evli gibi zannettim. Allah göstermesin. Niçin? Benim gibi bir kocan olmasını istemez misin? Ne bileyim, şimdiye kadar hiç böyle bir şey düşünmedim. 20 yaşında olduğuna göre düşünmen herhalde normal olur. Hele ona bir sıra gelsin de o zaman düşünürüz. Bizi bir dinleyen olsa... Deli diye tımarhaneye sokar. Deli olup tımarhaneye girmeyi bilmediğim, sevmediğim bir adamla zifaf odasına kapanmaya tercih eder. Hiç sevmedin mi? Hiç. Nasıl şeydir o? Onu bana sor. Kaç senedir nasıl bir ateşle yandığımı bir bilsen. Yani benim sevgim ikimize de yeter. Dadım gitmiş olacak. Siz nerede yatacaksınız? Koridorun sonundaki odada. İyi geceler Zeynep. Size de. Belki uzun bir zaman birbirimizi göremeyiz. Bu evde kendi evin gibi otur. İstediğin hayatı yaşamaya çalış. Zeynep, bu mektubu okuduğun sıralarda ben sonu olmayan bir yolculuğun ilk noktalarında olacağım. Beni affet. Tren köprüsüne senden evvel gelebilseydim ölmüş olacaktım. Orada benden çok dertli birini bulunca intiharımı birkaç gün geciktirdim. Şimdi de arkamda hayata dönmüş bir genç kızı bırakarak ölüme gidiyorum. Sabahleyin arabamı bir uçurumun dibinde bulacaklar. Benim için ağlama. Kendine iyi bir hayat yolu çık. İyi günler. Haluk, sözümü yerine getiremedim. Bir daha geri dönmeyecektim. Delilik bu Haluk. Artık ne lüzum var? Ne talihsizim. Yolda sis vardı. Uçurum diye hesap ettiğim yer hendekmiş. Ölmek için bütün cesaretim... Hadi gelin odanıza çıkarayım. Sonra da bir doktor çağırayım.
Bu gece baygın uyuyacak. Ben yarın sabah gene gelirim. Siz terlemesine engel olun. Buyurun. Müsaadenizle. Anne, seni seviyorum. Beni bırakma. Beni terk etme. Anne. 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 Ayol nedir o Haluk Bey'in hali? Ne olmuş? Daha ne olsun, adamcağız bu harabadan çıkmış gibi. Nesi var ki? Hadi hadi, anlamamazlıktan gelme. Bizim zamanımızda damatların ertesi gün savaşta yüzlerine nur inerdi ya. Ya bizim damada ne olmuş? Ne şehit olmuş, ne gazi, pis yoluna gitmiş Niyazi. Adamı ne yaptın ayol? Hani gidi hani. Günaydın. Günaydın. Ne zahmet ettiniz? Zahmet olur mu? Vazife mi? Doktor ne söyledi? Beni çok iyi buldu. Birkaç güne kadar yürüyüşe bile çıkabileceğimi söyledi. Çok iyi. O zaman sayıklamalar da geçer mi acaba? Hangi sayıklamalar? Dün gece hep Handan diye sayıkladınız. Yazık. Çok yazık. Siz tedavisi imkansız bir hastalığa tutulmuşsunuz. Hayır, olamaz. Ben o müzmin Sevgi'yi parça parça olan otomobilimin içinde hendekte bıraktım. Dün gece hiç de bu fikirde olduğunuzu zannetmiyordum. Doktorun tavsiye ettiği yürüyüşlerde benimle beraber geleceksiniz, değil mi? Elbette. Merhaba Haluk. Merhaba Zeynep. Geçmiş olsun. Kazayı duyunca çok üzüldüm. Ne haber Turan? Güzel bir hava, değil mi? Evet, güzel. Tebrikler. Ben de sizi tebrik ederim. Doğrusunu isterseniz ben İzzet'ten havadisi duyunca şaşırmadım desem yalan söylemiş olurum. Önceki durumunu hatırlıyorum da şaşıyorum. Tabii. Senin için büyük bir sürpriz olduğu muhakkak. Çocuklar, ne olursa olsun ben bu durumlardan çok memnunum. Mutlaka bir gün bize yemeğe gelmelisiniz. Size yeni adresimizi vereyim. Buyurun Haluk Bey. Bu hafta içinde bekleriz. Geleceğiniz günü önceden telefonla haber verirsiniz, değil mi? Teşekkür ederiz. Benim koca bebeğin kolunun alçısı çıkıncaya kadar bir yere çıkmak istemiyoruz. Ya, o halde sizi ziyarete biz geliriz. Eski evindesin, değil mi Haluk? Evet, orada oturuyoruz. Şimdilik ala asmadık. Güle güle. Ala asmadık Haluk Bey. Güle güle. Ala asmadık efendim. Güle güle. Çok iyi, çok güzel. Eskiden bu kadar hafif miydi, yoksa o musibet altı çıkınca mı böyle oldu? Acaba alçıyı çıkarırken bir parçasını da götürmüş olmasın mı? Sen alay et bakalım. Böyle giderse haftaya yüzmeye, sonra da kürek çekmeye. Sonra güreş, biraz sonra da boks. Vallahi doktor bey, bu iş bu kadar çabuk Zeynep'in sayesinde oldu. Bana o kadar iyi baktı ki. Bana müsaade. Güle güle doktor. Güle güle doktor. Oo, buyurun, hoş geldiniz. Şöyle bir uğrayalım dedik. İyi ettiniz, merhaba. Merhaba şekerim. Kabahat bizde oldu. Biz gelin hanımın böyle ev işlerine dalmış olduğunu tahmin etmemiştik. Yoksa sabah sabah rahatsız etmez. Ben seninle aynı fikirde değilim şekerim. Böyle samimi olduğum bir eve günün her saatinde rahat rahat girebilirim. Haluk bir sigara versene. Ona ne şüphe. Samimi olmasak ben de işime devam eder miydim? Karın misafirlerini çok acayip bir şekilde kabul ediyor Haluk. Dikkat et Zeynep. Merdiven kayarsa camdan içeri girer. Merak etme. Canım kıymetlidir benim. Bitti işte. Nasıl oldu? Maşallah. Tam bir ev kadınıymışsınız Zeynep Hanım. Buyurun oturun. Bana bir dakika müsaade eder misiniz? Ellerimi yıkayıp hemen gelirim. Hiç gitme Zeynep. Biz oturmayacağız zaten. Bu akşam size bir yemek vermek istiyoruz. Haluk'un da kolu geçtiğine göre gelirsiniz, değil mi? Vallahi bilmem ki. Yok, oyun bozanlık yok Zeynep Hanım.
Gelmezseniz ben gelir zorla götürürüm sonra. Bizim bu akşam bir yere sözümüz var mıydı Haluk? Yok. Hiçbir yere sözümüz yoktu. Teşekkürler. Mutlaka geliriz. Ben sana Haluk muhakkak gelir demedim mi? Merci Haluk. Onlar şekerim. Ha, aklıma geldi. Benim akşamüstü bu taraflarda bir işim var. Zeynep'i alır bize gideriz. Sen de doğru bize gelirsin. Yaptığınız doğru mu Haluk? Ben onları çok kolay atlatabilirdim. Ne bileyim, reddetmek dilimin ucuna gelmedi. Niçin onu mümkün olduğu kadar sık görmek istiyorum acaba? Sizin için çok korkuyorum. Ben de. Bir hastalığı uzatmaktansa masaya yatırıp ameliyat etmek daha kolay. Bıçak handanın elinde olmamak şartıyla. Bana yardım edin Zeynep. Zannederim insana azap verme kudreti handana doğuştan verilmiş. Ondan kaçın. Yok. Şimdilik buna imkan yok. Tek düşüncem şu. Hala bana ıstırap vermek istiyor mu? Evet. O halde sadece kendi gururunu okşamak için benim ona karşı duyduğum aşkı körüklemek istiyor. Başınızda dolaşan tehlikeyi çok iyi görüyorsunuz. Başka bir kadın hakkında böyle iftiralarda bulunmak ayıptır. Ne tuhaf bir insansınız. Bir sözünüz bir sözünüzü tutmuyor. Düpedüz sizden alay ediyor. Ya siz? Siz benimle alay etmiyor musunuz? Ne münasebet. Siz evvela dostunuzu düşmanınızı öğrenin. Bir kadın sizi senelerdir kuklaya çevirmiş. İnsanlığınızı, işinizi unutacak kadar ileri gitmişsiniz. Bunlara karşılık o kadın cinsiyetini ve güzelliğini öne koyarak sizi alabildiğine istismar etmiş. Halbuki o kadın beğendiği güzel erkeklerle bir defa sevişebilmek için en kıymetli şeylerini kaybetmekten çekinmemiş. Dün size, bugün Turhan'a, yarın bir başkasına. Yeter, onu bir fahişe yapıyorsun. Daha da beter. Fakat bütün namuslu kadınların kaderi. İçimizde bir kötü çıktı diye hepimiz kötü olacak değiliz. Gidin buradan, gidin istemiyorum. Gidiyorum. Yalnız gitmeden size bir çift sözüm var. Hayatınızı mahveden bir kadının intikamını bütün kadınlardan almaya kalkışmayın. Dünyada namuslular ve iyiler daha çok. Kötünün karşısında kötüleri değil de iyileri çıkarmaya alışın. Zeynep, sana çok kaba hareketlerde bulundum. Belki de biraz buna ben sebep oldum. Söylediklerin çok doğruydu. Ben senelerce handanın kuklası oldum. Bunu etrafımdakilerin bakışlarından da anlardım. Fakat ilk cesaret edip yüzüme söyleyen insan sen oldun. Ve bana cevabını çok acı bir şekilde verdin. Yaptıklarımdan öyle utanıyorum ki. Neyse, unutmaya çalışacağım. Çok naziksin. Zeynep. Evet. Buradan gitmemeni rica edeceğim. Niçin? Ne bileyim ben. Kendimi biraz iyi hissediyorum. Gitmenle çok daha fena olabilirim. Ama biraz evvel gitmemi sen istedin. Eğer bana karşı kendini biraz müteşekkir hissediyorsan... Doğru, sana borçluyum. Ne de olsa bana yaşattığın hayat ölümden daha iyi. O halde gitme. Peki. Benimle evlendiğin için bir gün pişmanlık duymamanı temenni ederim. Böyle bir ihtimal söz konusu olamaz. Bana iyilik ettiğinizi hiç unutmayacağım. Sonra bu garip izdivacı yaparken de kalbimi ebediyen aşka kapadım. Artık ne ben kimseyi sevebilirim ne de kimse beni sever. Dünyada hiçbir kimse kalbini aşka kapadığını iddia edemez. Bu olmayacak bir iddiadır. Sizin sevebileceğiniz ve sizi sevmeye hakkı olan bir adam mevcuttur. Benden böyle kat'i konuşamazsınız. Konuşurum. Benim size karşı bir aşk duyabileceğimi farz edelim. Siz beni sevebilir misiniz? Asla. Sizden gelecek herhangi bir ilan aşk teklifini korkunç bir hakaret telakki ederim. Garip bir kızsın sen. Ne yaparsınız? Bütün bu gariplikler içinde garip izdivaçla evlenen garip bir kız. Modaya uymak lazım. Hadi işinize gidin artık. Akşam handanlarda görüşürüz. İradenizi kuvvetlendirmek için biraz B vitamini almaya bakın.
Bey buyurun. Hanımefendi sizi bekliyor. Zeynep gelmedi mi? Hanımefendi size izah edecekler. Lütfen içeri buyurun. Alo, sen misin? Gel şekerim, banyo odayım. İşin uzunsa ben salonda beklerim. Yok, hayır, bu yeter. Ne var? Şekerim, lütfen şu şampuanı verir misin? Handan nerede? Onun biraz işi çıktı. Sizi ben almaya geldim. Peki, salona buyurun. Üzerime bir şey alıp geleyim. Hadi gidelim. Dur şekerim, bu ne telaş? Hele şu içkimi bitireyim. Haluk herhalde size gelmiştir, değil mi? Herhalde gelmiştir. Söylediğim saatten daha önce geldiğine bahse girerim. O halde hemen gidelim. Haluk sabırsızlanır. Merak etmeyin şekerim. Handan'ın erkeklere zaman mefhumunu unutturmakta büyük bir mahareti vardır. Geç kalmamı merak eder. Eğer hala sizi hatırlayabiliyorsa... Bırakalım içli aşık eski flörtünün kollarında çırpınsın. Biz de kendi yolumuza gidelim. Ne demek istiyorsunuz Turhan Bey? Zeynep, sizi ilk gördüğüm an aklım başımdan gitti. Turhan Bey, bırakın elimi. Şimdi bağırır, büyük bir rezalet çıkarırım. Niçin Zeynep? Kocanız şu anda sizi aldatıyor. Siz de ona mukabele edin. Bundan daha namuslu bir alışveriş de olamaz zaten. Yazıklar olsun size. Aile mukaddesatına bu derece dil uzatmanıza tahammülüm yok. Sizden iğreniyorum. Haluk bunları görse sizi nefretle boğar. Haluk bana çatmaya cesaret edemez. Çünkü ben de o zaman karıma karşı muamelesinin hesabını sorardım. Böyle namussuzcasına bir pazarlık dünyanın hiçbir tarafında görülmemiştir. Hadi defolun buradan. Aklınız varsa Haluk'a bu iğrenç ziyaretinizden bahsetmeyin. Çünkü ben de hiçbir şey söylemeyeceğim. Ona hiçbir şey fark ettirmemek için ben yalnız başıma size geleceğim. Zeynep geç kaldı. Ben bir telefon edeyim. Yok şekerim. Merak edilecek hiçbir şey yok. Turhan geleceği zaman telefon eder. Bizi müşkül bir vaziyette yakalamak isteme. Anlamadım. Seni seviyorum. Seni istiyorum Haluk. Çok geç. Daha önce bu cömertçe davranışların neredeydi? Senelerce kendini benden sakındın. O zaman daima benim yanımdaydın. En ufak bir işaretimle ayaklarımın dibinde ölmeye hazırdın. Şimdi kuvvetliyim artık. Beni mağlup edemezsin. Ben sevdiklerimi erişilmezlerden seçerim. Seni istemiyorum artık. Beni isteyeceksin. Buna mecbursun. Aklın varsa bu akşam olanlardan Zeynep'e bahsetme. Hatta benim geldiğimi bile söyleme. Çünkü ben bu iğrenç hadiselerden ona bahsetmeye bile utanırım. Zeynep beni şimdi görmeliydi. İrademi kuvvetlendirmek için B vitaminine hiç de ihtiyacım kalmamış. Merhaba, Zeynep nerede? Bilmiyorum, benimle gelmedi. Hastayım diye bahaneler attı. İstersen gidip sen al gel. Lüzum kalmadı. Bu akşamki ziyafet kaldı. İyi bir sinir doktoru biliyorsan telefon et. Karın delilik krizleri geçiriyor.
Zeynep geldi. Git hizmetçiye söyle buraya alsın. Sen de sakın ona görünme. Peki. Haluk gelmedi mi? 5 dakika evvel gitti. Gitti mi? Evet şekerim, gitti. Ben de biraz rahatsızlandım. Ziyafeti başka bir zaman yaparız. Göze göz, dişe diş. Kocamı elimden alanın kocasını elinden alacağım. Anlayamıyorum. Ne demek istiyorsun? Kocamı elimden alanın kocasını elinden alacağım. Neredesin Haluk? Yazıhanede biraz işim vardı da. Handanlara gidemedin mi? Gitmedim. Turhan yazıhaneye telefon etti, ziyafetin kaldığını söyledi. Turhan seni almaya gelmedi mi? Yo, Handan gelmeyecek miydi? Bekledim bekledim, kimse gelmedi. Emin misin? Elbette, sen Handan'a gitmediğine emin misin? Elbette, sen dünyadaki en adi şeyin ne olduğunu biliyor musun? Elbette biliyorum, yalancılık! Taşıyor, taşıt ediyor, dön dön dön, taşma! Zeynep nerede? Ay aman! Hay Allah, layığını versin, korkuttun beni! Zeynep nerede dadı? Sabahleyin ben gelirken denize gidiyorum dedim. Çok güzelsin Zeynep. Bana bak Kenan, ne olur itirazlara başla bak. Son şiirini biliyor musun İzzet'in? Yapılamayan itiraf. Hoşçakalın. Zeynep, sen de şiirimi okumamı istiyor musun? Elbette İzzet. Beni terk ettiğin an çanlar çaldı, çın çın. Hislerim zatürre oldu, ruhum müşranla delik deşik. Hasretle büyüyen bebeğime bir beşik. Dandini dandini dastana, gözlerime baksana. Zeynep'im seni sevdim yürekten. Allah! Bir tanecik Zeynep'im neler olacak? Biraz dolu yaylalar bizim olacak. Merhaba Naciye. Merhaba Zeynep. Seni çok yalnız görüyorum. Hiç bile o kadar mesudum ki. Öyle değil mi Ayhan? Elbette sevgilim. Bay bay Zeynep. Güle güle Naciye. Allah seni kötü tecrübelerden korusun. Havuza girmeyecek misin? Hayır. Gel. Hayır dedim. Gel. Gel diyorum. Abi. Al canı olsun senin. Bak hadi sen de gel. Bak, atarım namusu. Ha? Ya bir hoş geldin yok mu? Bu ne surat misafirine? Adamda 100 surat bırakmadın ki.
Ne var, ne istiyorsun? Seni. Evli bir erkekle hangi cesaretle böyle konuşabiliyorsun? Sen Zeynep'i sevmiyorsun. Bana karşı kırgınsın. Bense bu kırgınlığı ortadan kaldırabilmek için bütün imkanlarımı kullanacağım. Benim olacaksın. Yaptığını beğeniyor musun? Dudaklarım dudaklarına değince nasıl titredim? Kindendir. Dün ve bugün yaptığın iki iğrenç hareket sana karşı bütün sevgimi söndürdü. Artık sen benim için bir sokak kadınından da farksızsın. Git buradan defol! Vaziyette yakaladığın için özür dilerim. Senden konuşmak istediğim bazı şeyler var. Neymiş onlar? Biliyorsun. Aramızda halledilmesi gereken bazı meseleler. O halde maskeleri indirip öyle konuşalım. Erkeğimi elimden alanın erkeğini alacağım demiştim. Bu çok ahlaksızca bir düşünceydi. Kıskanıyor musun beni? Hayır, iğreniyorum. Beni öptüğü için kocanızdan mı iğreniyorsunuz? Hayır. Sen kocamı öptüğün için. Halo senin elinden alacağım. Tıpkı Turhan'ı benim elimden aldığın gibi. Kocanla sen alçaklık yarışına girmişsiniz. Onun o iğrenç suratını ömrüm oldukça görmesem çok daha memnun olurum. Bütün bu sözlerin bence hiçbir kıymeti yok. Beni alakadar eden nokta kocamın sana karşı olan hisleridir. O sözde namuskar tavırların, ukalaca sözlerin her nedense kocama tesir etmiş. Böyle şey kabul etmiyorum. Adam ol da kocana sahip olmaya bak. Buna imkan yok şekerim. Sen kocama karşı oynadığın oyunda devam edeceksin. Şüphesiz. Pekala, ben de yapacağımı bilirim. Hücum planın nedir, Turhan'ı elde etmek mi? Asla. Fakat madem ki Haluk seni mukaddes bir heykel gibi yükseltti, ben de seni bulunduğun yerden alıp yere çalacağım. Yani Haluk'un bana karşı duyduğu aşkı yok mu edeceksin? Nasıl yapacaksın bunu? Ona kendimi sevdirmekle. Bunu yapamazsın. Hayatın boyunca onu tek başına sevmekle devam edeceksin. Ben Haluk'u sevmiyorum. O halde niçin evlendin? O bana ait bir mesele. Haluk biliyor mu? Aramızda gizli hiçbir şeyin olmadığını söylemiştim. Daha önce senin durumunu da uzun boylu münakaşa ettim. Ve onun sonucunu da biraz aldım diyebilirim. Ne demek istiyorsun? Biraz evvel onu ruh hastası kadınlar gibi zorla öptüğün zaman niçin mukavemet göstermedin? Kısırık da ondan. Hayır, temiz ve yüksek. Böyle olmasaydı ben de onunla meşgul olmaz, kendi haline bırakırdım. Ben senin yerinde olsam başaramayacağım işe girmezdim. Başaracağım. Benim silahlarım daha kuvvetli. Benimkiler de. Çok konuştuk. Hadi Allah size selamet versin. Geceler Haluk. Sana da Zeynep.
Ne? Ne diyorsun dadı? Şimdi geliyoruz. Ne olmuş? Naciye büyük bir kaza geçirmiş. Vaziyeti çok tehlikeliymiş. Hemen gidelim. Beni affet ablacığım. Affedecek hiçbir şey yapmadın ki kardeşim. Ne oldu Nenva? Ayhan beni terk etti. Zavallı kardeşim. Senin için çok korkuyordum. Korktuğum başıma geldi. Beni bırakma abla. Beni yanından ayırma. Bir dakika, şimdi geliyorum. Bir dakika. Haluk, müsaade edersen birkaç gün burada kalayım. Tabii, çok iyi edersin. Allah'a ısmarladık. Kendini nasıl hissediyorsun Naci? Ablacığım, canım ablacığım. Sabaha kadar hep yanımdaydın değil mi? Elbette Naci. Bana ihtiyacın olduğu zaman hep yanında olacağım. Şimdi kümesten iki taze yumurta alayım, sana güzel bir kahvaltı hazırlayayım. Zeynep. Merhaba İzzet. Sabahın bu saatinde? Senin burada olduğunu duyunca uyku tutmadı. Burada mı kalacaksın? Bir müddet öyle. Oh ne güzel. Kendimi eski zamanlarda sanabilirim artık. Aç tavuk kendini arpa ambarında zannedermiş. Zeynep, bilmek, emin olmak istiyorum. Haluk seni mesut ediyor mu? Bu suali niçin soruyorsun? Belki de yanılıyorum ama senin hakkında o kadar birbirini tutmayan sözler söyleniyor ki. Sen o dedikodulara boş ver. Haluk mükemmel bir adam. Ondan daha iyi bir insanın var olabileceğini bile tahmin etmiyorum. Öyle mi? Evet İzzet. Kocam hakkında fena sözler söylersen seni ölünceye kadar affetmem. Ama Zeynep, ben seni seviyorum. Aile durumunun en ufak bir boşluğundan istifade ederim. O halde avcunu yala. Oh, Haluk hoş geldin. Sabah erken kalktın galiba. İzzet gelsene. Hay Allah, neden yaptı bunu bu çocuk? İzzet eskiden seni sever dediğim. İyi çocuktur. Onu hiç ciddiye almadım ki ben. Seninle konuşmak istiyor. Naciye'nin kahvaltısını vereyim, senden koruluğa doğru yürürüz. Yarın seyahate çıkıyorum. Seyahate mi? Buna birdenbire mi karar ver? Çoktan beri düşünüyordum. Halep'teki emlak işlerimize bakan avukat orada olmamı istiyor. Uzun sürecek mi? Bilmem. Seni çok arayacağım Haluk. Sahi mi söylüyorsun seni? Evet. Birbirimize fena alıştık Haluk. Şu anda birdenbire senden asırlarca ayrı kalacağımı düşündüm. Evet, devam et. Ne bileyim. Böyle uzun bir ayrılığa tahammül edemem gibi geliyor. Buna memnun oldum. Bana mektup yazarsın değil mi? Elbette. Burada ne arıyorsun İzzet? Allah Allah, bu çocuğa da ne oldu böyle? Terk edilen aşık üzerine ateş değdirilmiş vahşi bir hayvana benzer. Handan gibi. İzzet'in onun kadar tehlikeli olacağını tahmin etmiyorum. Gel unutalım bunları. Sen unutabilir misin? Böyle yapmaya mecburum. Artık aşk oyunu oynamaya da imkan yok. Hiç kimse emirle ve zorla aşık olamaz. Ya sever yahut da sevmez. Tabii zorla olabilecek bir şey değil ama ne bileyim. Merhaba Zeynep. Hadi oradan yabani, senden konuşmuyorum. Aklın fikrin etrafa şüphe celbet. Ne yapayım, elimde değil ya. Elinde olsun, ne yapalım? Bana bak, bu kafada gidersen selamı sabahı keserim senden. Gel bir dakika oturalım şuraya hadi. Ama itiraf yok, söz mü? Söz, namussuzum söz. İyi garson, iki kafe grasa getir.
Hayrola Naci? Heyecanla ne okuyorsun öyle? Bu mektup annemlerin seni aldığı öksüzler yurdundan geliyor. Ver bakayım. Evvela yırtıp atayım şu mektubu dedim. Ablamı kapıya bırakan insan nasıl olsa iyi bir insan olamaz. Sonra buna hakkım olmadığını düşündüm. Sen istemezsen hiçbir şey bildirmeyeceklermiş kadına. Öyle yazıyorlar. İstemezsen hiç cevap verme, yırt at mektubu. Seni istemeyen bir anneyi... Hayır Naci. Nasıl bir hayat geçirdi? Beni ne şartlar altında terk etti? Bunları bilmiyoruz. Ne olursa olsun yırt at mektubu. Hemen adresimi bildireceğim. Senden bir ricam var. Ben bir iki gün evde bekleyeyim. Dadım burada kalsın. Haluk Gökalp Bey'in karısı Zeynep Hanım, siz misiniz? Ben senin annenim iki gözüm. Buyurunuz efendim. Oo, sevindim vallahi. İçin adam akıllı kanlanmış görüyorum. Affedersiniz anlayamadım. Çulu düzmüşsün şekerim. İyi bir voli vurdun belli. Kocan tüylü galiba. Ne demek o? Şey yani zengin demek istedim. Hayat pek acı. Hakikaten pek acı. Lütfen bana anlatır mısınız? Bu iş nasıl oldu? Beni nasıl terk ettiniz? İki gözümün nuru evladım. Bunları anlatmak çok güç. Bu hikayeleri sonra bıraksak şekerim. Ben de bazı şeyleri bilmek istiyorum. Ne kadar çabuk anlatırsanız o kadar iyi olur. Anlatırız şekerim. Yalnız bana içecek bir şeyler versen. Dilim damağım kurudu alimallah. O kadar zaman sonra insanın yavrusuna kavuşması kolay mı? Kahve mi yapayım yoksa limonata gibi bir şey mi arzu edersin? Aman kızım, insanı güldürürsün vallahi. Bebek miyim ben? Şöyle hafif bir içkin var mı? Vodkan var mı vodkan? Ne yapalım? Efkarlıyız, kusura bakma, yavrumuza kavuştuk. Var var, gördüm orada vodkayı. Şekerim. O bardakla şişeyi bana versen de ikide bir yerinden kalkmasan olmaz mı? Biraz da fındık fıstık. Kek ya. Servis tamam. Her şeyi anlatacaksınız. Bekliyorum. Ben Üsküdar'da Hacı Beylerin evinde mürebbiyeydim. Mürteza'ya babana orada rastladım. O da orada çalışıyordu. Onunla evlendik. İneğin zoru beni kafese almakmış. Sonunda defoldu gitti. Sizi terk etti öyle. Evet cicim. Hem beni hem de seni. Sonunda parasız kaldım, sokaklara düştüm. Karşında bar yanık bir ana var senin be. Şey, o sağ mı şimdi? Baban mı? Uğursuz mendebur geberdi gitti. Neden dersen, içkiden çatladı. Peki, beni daha evvel neden aramadın? Geçinecek param yoktu. Çalışmaya mecburdum. Hoş, girmediğim kalıp da kalmadı ya. Şimdi paranız var. İlahi kızım, benim gibi bir kadında para ne gezer be? Beni büyütenlerin namıma bankaya yatırdıkları bir para var. Size bir apartman arayacağım, ihtiyacınızı yerine getirmeye çalışacağım. Fakat benden fazla bir şey bekleyemezsiniz. Nasıl laf kızım? İnsan yaşlılığında da evladından bir şey bekleyemezse... Elimden gelenden başka hiçbir şey yapamam. İşte yavrus, nohut oda, bakla sofa. Eşyalarım lukensir, beğendiniz? Çok güzel. İşte 2 aylık peşin. Bu da sizin 1 aylık geçiminiz için. Ben sizi tekrar ararım. Ayol otursana biraz. Ateş almaya mı geldin? Allah'a ısmarladık. Güle güle. Ne yaparsınız zamane kızları? Biz annemiz için parçalanırdık. madam,
Şu parayı al da iki şişe vodka aldır. Sonra seninle dertleşiriz. Ha? Olur yavrum. Alo Zeynep. Ah, merhaba İzzet. Burada da mı karşıma çıktın? Aklına bir şey gelmesin Zeynep. Biliyorsun dostuz, ah, arkadaşız. Hadi gel arabaya. Bir arkadaştan ödünç aldım, anlıyorsun ya. Hadi. Peki, hadi beni eve bırak. Başla efendim. Ha, sana mektup Zeynep'ciğim, müjdeler olsun. Naciye'nin adresine yollamışlardı, o da sana yolladı. Haluk'tan. Ne yazıyor ayol? Bugün yarın gelecekmiş. Bana Yıldırım telgrafla bildirecekmiş. Aman öteki eve gelirse gece gündüz deme, bana hemen getir. Olur kızım. Dadıcığım ben denize gidiyorum. Ha. Aman İzzet telefon eder veya gelip sorarsa bilmediğini söyle. Sıcaktan patladı. Olur kızım. Hadi güle güle. Hey taksi. Gene mi sen? Buraya da mı geldin? Nereye gitsem hep seni mi göreceğim? Kusura bakma arkadaşım. Tesadüfler dünyanın kuruluşu, hı-hı, üzerinde çeşitli etkiler yapmışlardı. Aa, ama palavra yeter. Benim peşimi bırak artık. Ama Zeynep. Benim 12 post tamam. Çok güzel. Al bakalım aslanım. Yarısında fotoğrafları getirince alırsın. Teşekkür ederim. Sen hemen ötekileri tamam basmaya bak. Tamam abi, oldu. Peki o İzzet olacak salağın hiçbir şeyden haberi yok mu? Yok canım, ne gezer. Herif sırılsıklama açık, etrafını gördüğü yok. Bu ne uykus ayol? Ne oldu dedi? Ne olsun, sen gitmedin mi? Nereye? Nereye olacak? Haluk'u karşılamaya. Gece telgraf gelince hemen ben geliyordum. O sırada hanımefendiyle kocası uğradılar. Bize ver, onu götürürüz dediler. Tayyare kaçta gelecekmiş? 9'da ayol. Oh, çabuk bir araba çağır. Ha. Geldin Haluk. Hoş bulduk. Zeynep'i boşuna arama. İzzetlerin grubuyla Pavli Adası'na kampa gitmiş. Naciye onu bulamayınca bana rica etti. Ne yapsın zavallı kız. Bizim aramızda olanları bilmiyor ki. Hadi gel. Benden Paso abla. Arabanın yarım saat beklemesi lazım. Yoksa kaynana görümce çoluk çocuk açlıktan yağmur duvasına çıkarız. Peki burada taksi durağı yok mu? Aşağıda. Thank you.
Haluk Bey, büyük bir insanlık borcu telakki ederek bildiriyoruz ki evlendiğiniz karınız size ihanet ediyor. Seyahatte olduğunuz müddetçe İzzet'le her gün sizi aldattı. Resimler bu iğrenç hadiselerin küçük delilleridir. Birini mi bekliyorsunuz? Siz Haluk Bey misiniz? Evet. Ah damatcığım, canım damadım benim. Ayol ben Zeynepciğimin annesiyim. Onu öksüzler yurdunun kapısına bıraktığım için ömrüm boyunca vicdan azabı çektim. Zeynepciğim, damadım da pek güzelmiş. Ne işiniz var burada? Seni bekliyordum ayol. Niçin? Ne istiyorsunuz benden? Ne yapmak isteyeceğim? Para almaya geldim. Benim fazla gelirim yok. Daha yeni hem ev kirası verdim hem de harçlık. Ne yaptınız o paraları? Ne yapacağım ayol? Madamdan poker oynadık. Onun şansı yaver gitti. Yarın da bakarsın benim şansım tutar, ben kazanırım. İnsanın böyle civan gibi zengin kocası olunca paranın lafı mı olur? Ondan para istemek hakkını kendimde bulamam. A benim civan evladım, anaya yapılacak muamele mi bu? Buyurun alın. Sağ ol evladım, Allah tuttuğunu altın etsin. Hadi Allah'a ısmarladık. Birbirinize hasretliğiniz vardır, bol bol görüşün. Zeynep. Şimdiye kadar sana hiçbir mesele için hesap sormadım. Evlenme durumumuz bunu icap ettirmezdi. Ama seni aklı başında bir kız olarak düşünürdüm. Yanılmışım. Ben gidiyorum. Al da bu rezaletlerinle baş başa kal. Zeynepciğim. Hep senin yüzünden oldu, hep senin yüzünden. Öldüreceğim seni. Ne oldu be şekerim? Daha ne olsun, şu resimlere bak. Seni teşhir hastası seni. Adam oldun da peşinde fotoğrafçılar taşıyorsun. Ha? Oo. Ha? Olamaz. Olamaz bu. Olmaz böyle şey. İşte oldu. Bal gibi oldu. Tam her şey düzelmişken berbat ettin. Baykuş suratlı. Git gözüm görmesin seni. Fotoğrafçıya bak sen. Bir de ismini basmış kenarına. İstanbul Kazan, ben Kepçe. Ben de bu fotoğrafçıyı bulmazsam, ona yaptığı bütün domuzlukları kusturmazsam, sen de ne dersen de bana. Aman açma, filmleri yakarsın. Filmleri de yakacağım, seni de. Söyle o fotoğrafları kimin hesabına çektin? Dur, dur, yap. Ne duman edici. Söyle, cevap ver. Turan Bey'in hesabına. Bir de yanında Hamdan Hanım vardı. Şimdi işin rengi anlaşıldı. Peki, peki. Yaran filmler ne olacak? Onları ay, sen davul tozuyla minare gölgesinde yıka, siyah beyazlar renkli çıkıyor. Zeynep, senden ayrılmak için avukatıma vekaletname verdim. Sana evlenene kadar 3.000 lira aylık bağlayacağım. Sen de benim avukatıma aynı vekaletnameyi verirsen bir celsede ayrılırız. İyi şanslar. Avukat Bey, vekaletname hazır mı? Evet hanımefendi. Abla ne olur imzalama, ben Haluk Bey'i bulup ikna ederim. Sen suçsuzsun. Verim, imzalayacağım. Müsaadenizle. Bir iki gün içinde mahkeme gününü alacağım.
Hadi abla bize gidelim. Bilmem ki. Sana kendimi affettirebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ne oldu İzzet? Halu bulamadım, deli olacağım. Sen de bir işe yaramazsın. Mahkeme bugün. Bu işi halledemezsen gözüme gözükme. Evelallah bugün o işi halledeceğim. Eğer... bu işi halledersem... ikimizin de çok kötü tecrübeleri oldu. Benimle evlenir misin? Ablasına bak, kız kardeşini al. Ama seni deli gibi seviyorum. Sen benim... İtiraf numara bir. Sen o işi hallet, sonunu düşünürüz. Alo? Annem hasta mı? Peki doktor getirmediniz mi? Şimdi geliyorum. Annem hastalanmış. Gideyim. Bana arabanı verir misin? Elbette şekerim. Abi, namussuzum Zeynep benim. Dünya ve ahiret kardeşimdir. Ona ne söyledimse bana öyle bir hayat dersi verdi ki. Bu fotoğrafları Handan ve Turhan çektirmiş. Ya gel onu affet. Ya sen de onu seviyorsun. Böyle garip bir izdivacın sonunun böyle büyük bir aşkla biteceğine kim inanır? Hadi gidelim. Ah, ölüyorum. Ah. Vah yavrum, sabahlı kadıncağız ölür. Niye doktor çağırmadın? Bir sefa daha oldu böyle. Kime gitti? Kendi doktorunu çağırın diyor. Tuhaf bir hastalıkmış bu. Yanlış bir ilaç hemen öldürür dediler. Hemen telefon et o doktora. Yazlıkta telefonu yok. Yoksam dururum şimdiye kadar evladım. Adresini biliyor musun? Şuralarda bir yerde yazılı olacaktı. Nerede acaba? Ah mega aspas, bende de akıl kalmamış biliyor musun? Buldum yavrum, buldum işte. Doktor Anastas, Balta Limanı, Çınar Yokuşu, sokak numara 14. Çok da uzak. Sen ayrılma başından, ben otomobili atlayıp hemen gidiyorum. Allah senden razı olsun evladım, koş, koş. Bravo, sizleri tebrik ederim, rollerinizi çok iyi başardınız. İlahi Handan, olur şeytan değilsin vallahi. Madam da ikiniz haklarınızı alacaksınız, merak etmeyin. Alo? Buyurun. Alo? Alo? Kimsiniz? Telefonu kapattılar. Herhalde yanlış numara olacak. Handan'ın sesi. İçeriden kahkahalar geliyor. Bu işin içinde bir iş var. Doktor Anastas'ın evi burası mı? Burası. Biraz bekleyeceksiniz. Buyurun. Alo. Burada bir dolaplar dönüyor ama. Zeynep nerede? Sen çekil. Hastaymışsınız. Ölüm döşeğindeymişsiniz. Bırak, ne yapıyorsun? Bırak evi. Dur bırak bakalım beni. Madama. Söyle yoksa... Dur şekerim, söyleyeceğim. Ben öyle zorbalığa gelemem. Kötü kadınız filan ama ev yıkmaya gelemem. Aslında ben Zeynep'in annesi filan değilim. Bunlar beni parayla tuttular. Dur bakalım güzelim. Lafın arasına limon sıkma. Zeynep nerede? Bunlar bana hasta numarası yaptırdılar. Kızcağız da merhametli. Bana doktor çağırmaya gitti. Nereye gitti? İşte bu biliyor. Orada onun kocası mı hocası mı ne varmış. Söyle yoksa... Beni affet Haluk. Sana ve Zeynep'e büyük kötülükler yaptım. Bunlar basit ve adi yalanlardı. Budalaca gururum, önüne geçemediğim ihtiraslarım beni bunları yapmaya mecbur etti. Beni, ne olur beni suçlama. Onu kurtar. Zeynep Yeniköy Çınar Yolu 14 numaralı köşkte Turhan'la beraber. Ben gidiyorum. Sen bu yalanların başında dur. Siz ne arıyorsunuz burada?
Memnun olmadın mı? Doktor Anastas nerede? O benim işte. Artık elimden kurtulamazsın. Burada istediğin kadar bağırabilirsin. Benden ne istiyorsun? Senin için çıldırıyorum. Senin için Handan'ın bütün yaptıklarına tahammül ediyorum. O sizin kendi ahlaksızca oyununuz. Annemi bu işe nasıl karıştırdın? Parayla. Mehpare'nin para için yapmayacağı hiçbir şey yoktu. Kızını satan ana. Siz hepiniz alçaklıkta birbirinizle yarış ediyorsunuz. Mehpare senin annen değil ki. Onu da ben tuttum parayla. Buna memnun oldum. Çünkü hiç kanım ısınmamıştı. Aç şu kapıyı da gideyim. Beni affettin değil mi? Oh. Eyvah! 15 dakika sonra avukat bizi ayıracak. Nasıl şey o? Avukata vekalet verdik ya. Aa. Gel benimle. Geç kaldık. Mahkeme bitti. 15 dakika oldu. Peki şimdi biz ne olduk? Boşandık. Ne kötü. Biz tam birbirimizi sevmeye başlıyorduk. Zeynep, beni seviyor musun? Bunu bir genç kıza sormak çok ayıp. Gözlerime bak. Ya sen? Dünyanın en garip izdivacından çıkan en büyük aşkını yaşıyoruz. Avukat bey! Avukat bey! Ne o? Nereye koşuyorsunuz? Oğlum merhaba Haluk bey. Özürler dilerim. Sizin davalarınıza geç kaldım. Geç kalınca ne olur? Ne olacak? Mahkeme başka bir güne kalır. Yani şimdi biz ayrılmadık mı? Hayır. Hiç ayrılmayacağız Zeynep. Yaşasın, hiç ayrılmayacağız Haluk. Hatıran kaldı beyaz gül, aşkın ufkundan bana gül. Soldu kalbimde her ümit,
gününde dile yan gönül, soldu kalbimde her ümit, gününde dile...